Şu anda ekranlarınızda e, Netanyahu ve Biden'ın önce ilk yaptığı basın toplantısı ardından temasları oluşturuyor. Yine ailelerle bir araya geldi. E, fakat sonra e, tıpkı Netanyahu'nun söylediği gibi e, İsrail yapmadı, Hamas yaptı dedi. Ama bunu söylerken bile e, nasıl bir üslup kullandı onu bir ekranlara taşıyalım. Öncelikle bir hani katliama. 500 kişinin e, yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin yaralandığı korkunç bir katliamı e, patlama dedi. E, bir yandan da e, bunu İsrail yapmadı, Hamas yaptı dedi. Ama nasıl dedi bir bakalım. Now, Sen yapmadın ama kimseyi inandıramıyorsun. Sesini bir açalım arkadaşlar. The team, not, not But there's a lot of people out there not sure. So we got a lot we got to overcome a lot of things. And based on what I've seen it appears as though

Sayın Murat, bir sizin bir hani yine bunun iletişim boyutlarıyla başlamak istiyorum. Yani nihayetinde çünkü Hamas, İsrail ordusunun da pek çok tanıtım videoları geldi, propaganda <laughs> videoları. Yani dün bir de böyle bir katliam öncesinde öyle bir video paylaştılar ki... ...bir an bile gözümüzü ayırmıyoruz, her an hazırız diyen böyle İsrail savaş jetlerinin pilotları... ...gülümseyerek ve ne kadar motive olduğunu söylüyor falan böyle şeyler paylaşılmıştı. Akşam da o katliam geldi. Şimdi burada... Bu üslubu nasıl e, buluyorsunuz? Yani a, e, gördüğüm kadarıyla bunu evet. e, patlamayı siz yapmadınız. Diğer ekip yaptı Hamas. E, ama buna inanmayan bir sürü insan var. E, i̇şimiz zor. Evet. Ancak emin olmayan insanlar var. Bir sürü insan evet. var. İşimiz zor. Yani bu kadar alenen bu kadar net ve roket, bomba ayrımını mutlaka değerli hocalarımız anlatacaklardır evet. teknik olarak da bize ama çok teknikten de anlamasanız bile bunun Hamas'ın o el yapımı roketleriyle Hastaneyi o hale getiremeyeceğini net bir şekilde görürsünüz. Ayrıca İsrail kanadından resmi hesaplardan saldırı gerçekleşmeden önce ve saldırı sonrasında yapılan sosyal medya paylaşımları var. Akabinde bunların silinmesi var. Akabinde Netanyahu'nun kendi ayağına sıkmak gibi algılanabilecek, dünyadaki algısını olumsuz bir noktaya götürebilecek bir pozisyona taşıyabileceği düşüncesiyle bir geri adım atması var, söylem değişikliği var. Oradan okları Hamas'a yönlendirmesi var ve buna destek veren bir Amerika Birleşik Devletleri başkanı var. Belki de o hastaneyi vuran bombanın üreticisi kendi ülkesi çıkacağı bilindiğinden şu anda çok da somut yarın kendisini çok çok daha zor duruma sokacak ki bana göre çok zor duruma sokmuştur bugünkü açıklamaları Amerika Birleşik Devletleri'nde bunu gelecekte göreceğiz. Akıldan, mantıktan uzak tamamen İsrail denen, beyinle yönetilmeyen artık bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bir topluluğun, ben devlet demek de istemiyorum çünkü. Onlarla beraber girilen bu süreçte, onlarla sarmaş dolaş olunan bu süreçte yarın ülkesinin yaşayabileceği zorlukları görmeden belki de bile bile giderek bir sürece girdi. Ve onun yarın yaşatacağı sancıları Belki bir nebze de olsun toparlayabilecek tarzda bir açıklama. Şimdi ben bugün sonraki basın toplantısını dinledim. Onu evet. ilerleyen dakikalarda mı konuşacağız onu da. ama. Onu şimdi vereceğim. Yani Sadece orada şunu e, merak ediyor. Onun da üzerine konuşuyor. Öncelikle e, birazdan e, Sayın Töre'de rica edeceğim. Yani çünkü hangi e, yani e, hani ölümcül silah buna yol açmış olabileceğine dair tahminler var. Onları da hazırladık. E, İsrail neden bunu inkar ediyor ve Amerika bunu inkar etmekte zorlandığı için ve Biden bunu dedi? Zor sorular soruyorum yani bu 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 bunu tabirleri zor evet zor sorular soruyorum diye sonra devam etti. Ondan sonra da zaten söyledi Gazze'ye yardım yapacağız insani yardımın önünü açacaksın falan filan dedi. Ama yani niye İsrail reddediyor? Biden neden sen yapmadın ama kimseyi de inandıramıyorum dedi. Nedir bu? Yani bakıldığında ilk günden bu yana zaten ortada orantısız bir insan katliamı, bir soykırım söz konusu. Yani bir yapılan saldırıya meşru bir cevap verme durumu söz konusu değil ki. Yani ilk günden bu yana bakın deniyor ki orayı boşaltın biz orayı bombalayacağız. Geçen haftaki programda konuştuk. Her tarafı kapatmışsın, ablukaya almışsın. Refah kapısını bombalamışsın. Bu insanlar nereden çıkış yapacak? Velev ki çıkmak istiyorlar. Zaten insanın aklıyla alay ettiklerini düşündüğümüz pozisyon orası. Şu an baktığınızda açıkçası şu söyleniyor. Deniyor ki biz şunu görüyoruz, şunu izliyoruz. Sanki dünya bir olmuş, İsrail'e bir savaş açmış ve burada ölen Filistinli çocukların kadın ve çocukların katili İsrail değilmiş. Tam tersi bir pozisyon varmış da dünyanın ona sahip çıkması gibi bir durumu sanki izliyoruz. Açıkçası geri adım attıran konu dün akşam meydanlarda dünyanın birçok şehrinde insanların artık gerçekleri net bir şekilde görerek vicdanlarının sesine kulak verip sokaklara çıkması. Bunun yaratacağı infialin önümüzdeki dönemde çok daha büyük problemlerle kendilerini karşı karşıya bırakabileceğini düşünüyorlar. Bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri de şu anda artık İsrail'le hizalanmış bir pozisyonda. Yani bu işin arkasında artık bu katliamın, bu vahşetin arkasında işte şu sarılmayı görüyorsunuz. Yani bu dün gece o hastane vurulmuşken ona o vur emrini veren başbakana yapılması gereken bir sarılma mıdır? İnsanların vicdanını kanatan nokta şu işte tam bu sarılma. Bir de şu yani nokta şu var. Yani şu cümleyle kurtaramıyor diyorsunuz. Yani. E... Ya bunun kurtarılabilecek hiçbir tarafı yok ki, Sayın Nur Hanım. Hani... Yani siz demokrasiden bahsediyorsunuz, çağdaş batı diyorsunuz, demokrasinin merkezinin Amerika olduğunu işaret ediyorsunuz, özgürlükler ülkesi diyorsunuz, birçok şey söylüyorsunuz. Ama uygulamaya gelince insan ayrımını çok net bir şekilde görüyoruz. Orada ölenler Müslüman olduğu için insan tırnak içerisine söylüyorum insan sınıfına sokulmuyor sanki. ...bugünkü açıklamaları gördüğümüzde. Rusya-Ukrayna'da da daha bundan hafif durumlar olduğunda... ...çok net tepkinizi ortaya koymuştunuz. Haklı olarak. Ama burada çok daha fazlası var. Çok daha ötesi var. Ve burada yapılan saldırıyı saldırı yapana yüklüyorsunuz. Bu çok iç acıtıcı bir durum. Evet. Bunu Peki. görmek lazım. Son olarak şunu söyleyeyim. Yani burada özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin şu tutuma girmesi aslında Netanyahu ile beraber siyaseten her ikisi de çok zor günler yaşıyordu 7 Ekim öncesinde de. Hala Biden ülkesinde çok ciddi bir eleştiri alıyor. Hı hı. Ve oyları Trump karşısında çok çok aşağıda şu günkü anketlere baktığınızda. İsrail'le hizalanarak gerginliği artırarak savaş ortamının biraz altyapısını daha da kaşıyarak kendisinin iktidarda kalabilme ümidi olduğunu düşünerek bir strateji ortaya koyduğunu düşünüyorum. Yoksa bugün baktığınız zaman evet İsrail'in çok güçlü bir lobisi var. Amerika'da yüzde bir buçuk nüfusunun Yahudi olmasına rağmen etki gücü çok çok yüksek. Bunu da biliyoruz. Bunların da mutlaka etkisi var ama gerilim ortamı hem Netanyahu'yu hem Biden'ı koltuklarında daha uzun süre tutar mantığıyla bakıyorlar. Evet. Siz korktuklarınızı koruyacaksınız diye, siz iktidarlarınızı biraz daha fazla uzun süre gerçekleştireceksiniz diye çocuklar ölüyor. Maalesef. Anneler ölüyor, kadınlar ölüyor. Biz gördükçe görmeye dayanamıyorum ben artık. Gerçekten dayanamıyorum. Yani şu günlerde söylediğim şey şu. Taş olsak, toprak olsak ve bu yaşananlara şahit olmasak, bu bunları izlemesek, görmesek o çocukların ya hayatında yaşadığı travmaları empati yaparak kendimizde hissetmesek diye düşünüyorum yani o kadar acı şeyler izliyoruz ki ...telefonu elime almak istemiyorum artık ya en son gördüğüm videolardan bir tanesi iki tane video gördüm Hatta buraya gelirken izledim bir tanesi bir abi kardeş bir tanesi 9 yaşında Muhtemelen bir tanesi 7-8 yaşlarında iki kardeş küçük çocuk ölmek üzere abisi kelimeyi şehadet getirmesine yardımcı olmaya çalışıyor ve böyle bir travma var. Bir diğeri doktor bir Filistinli hasta tedavisi yapıyor. Hasta tedavisi yaptığı esnada oğlunun şehit olduğunu öğreniyor. Bunu bir 3 saniye 5 saniye bir düşünün. Kendinize empati yapın.